Günümüzden geçmişe bir bakış attığımızda insanlardaki genel kanı çok çok eskilerde yaşamış olan insanların zeka seviyelerinin bugünden oldukça geri olduğu yönündedir. Hepimiz mağara dönemlerinde insanların nasıl resmedildiğini az çok görmüşüzdür. Bu resimlerdeki insanlar sanki beyin gelişimini tamamlayamamış veya zihinsel geriliğe neden olacak rahatsızlıkları varmış gibi görünmektedir. Ancak bu durum gerçekten böyle mi? Tabii ki de hayır geçmiş ile günümüz arasındaki fark zekasal gelişmeden çok teknik anlamdaki ilerlemeye atfedilebilir. Hatta geçmişte yaşamış insanların günümüzdekilerden bile ileri olduğu durumları gözlemlemek mümkün iken bugün kendimizi insanlığın zirvesi sanmamız geçmişin omuzlarında yükselmiş olmamızdan ibarettir. Derinde yatan anlamlarını bilemediğimiz için bizlere saçmalık gibi gelen geçmişin insanların yaratmış olduğu efsane ve mitlerle bu durum. Roma bir göz atalım. Dinler söz konusu olduğunda psikoloji bilimi henüz dünya sahnesine adımını atmamışken dinlerin incelenmesi, insanın zihinsel yapısını hesaba katmadığı için oldukça geri kalmaktaydı. Dinler bir tür sınıfsal inceleme konusu olmuş ve insan faktörü de gözden kaçmıştı. Psikolojide ise duyumsal yaşamın ön plana çıkması, olayların duygulara indirgenmesi ve dinsel fenomenolojilerin de duygusallık yüklü görünmesi din-insan ilişkisinin kilit rol oynaması mitolojilere darbe vurmuştu. Bu nedenle günümüzde efsane denildiği zaman çoğu kişi bayağı bir anlatı veya safsata gözüyle bakmaktadır. Efsaneler kimilerine göre evrensel duyguları, kimine göre karmaşık astronomik olayları anlatırken toplumun belleğinde efsaneler yanlış olsa bile benimsenmiştir. Yani olabilirliği veya olması mümkün olmayan her üyesiyle bir zamanlar bunlar toplumların gerçekliği olmuştur. Bu duruma göre ilk iki örnek psikolojik ve sosyolojik çözümleme içerirken son örnek dil bilimsel bir çözümleme içerecektir. Aşil, ölümlü bir kral olan Peleus ile su tanrıçası olan Tietis'in yarı tanrı oğullarıdır. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından olan Aşil, dünyanın en büyük savaşçısı olarak kabul edilmiştir. Homeros'un M.Ö. 720'de yazdığı İlyada adlı eserin de Greklerin başı ve en büyük savaşçısı olarak geçmektedir. Su tanrıçası Tietis, oğlu henüz çok küçükken onu ölümsüz kılmak için ölüler ülkesindeki ölümsüzlük nehri olan Stix'e batırmıştır. Aşil'in tüm vücudu zırh gibi bir şey ile kaplanıp silah geçirmez hale gelmiştir. Tietis'e bu tavsiyeyi verenler elini suya değdirmemesi gerektiğini söylemişler ve Tietis de Aşil'in sol topuğundan tutarak suya batırmıştır. Bu nedenle de Aşil'in yalnızca sol topu, onun en zayıf noktası, yani öldürülebileceği yer olarak kalmıştır. Nitekim Truva Savaşı sırasında da Antik Troya kralı Priamos ile Hekabe'nin oğlu olan Paris tarafından topuğundan vurularak öldürülmüştür. Aşil'in topuğundan vurularak öldürülmesi, yani Aşil topuğu her insanda küçük ama önemli kusurlar olduğunu anlatmak için kullanılan bir ifadeye dönüşmüştür. İnsanın kişiliğinde yaralanabileceği ve hassas olan yönünü simgelemiştir. Hikayenin psikolojik arka planı ise sözde yetkinlik sendromu olarak açıklanmıştır. Sözde yetkinlik belirli alanda kişinin kendisi hakkındaki düşük fikirleri ile başkalarının onun hakkındaki yüksek fikirleri arasındaki büyük farkı ifade etmektedir. Bazı insanlar yaşamları boyunca kendileri hakkında sahip oldukları derin kusur ve yetersizlik duygularını gidermek adına hayatlarının her al alanına sirayet edebilecek şekilde psikolojik bir zırh oluşturmaya ve incinmez olmaya çalışırlar. Lakin kişi ne kadar büyür ise kusurları da o kadar büyüyeceği için tıpkı Aşil gibi yenilmez bir zırh kuşansa da en hassas noktasından vurulacak ve yenilecektir. Efialtes efsanesinde ise kardeşi Otos ile birlikte babaları ölümlü olduğu için Aloeus oğulları olarak adlandırılan iki dev kardeşin hikayesi ile karşılaşmakta. İki kardeş 9 yaşlarına geldiğinde tanrılara karşı çıkmaya ve savaş açmaya karar verirler. Tanrılara Osso, Olimpos ve Pelion dağlarını üst üste koyarak göğe tırmanacaklarını, denizleri toprakla örterek kurutacaklarını, denizler ile karaların yerlerini değiştireceklerini söylemişlerdir. Ayrıca iki kardeş Hera ve Artemis'e aşık oldukları için de bu iki tanrıçayı kaçırmayı da planlamışlardır. Tanrılara meydan okumalarında ondan sonra kızan Zeus, Apollon ve Hades, Efialtes ve Otos'a türlü işkenceler yaptıktan sonra ikisini de bir sütuna yılanlarla bağlayarak sonsuza dek bir baykuşun ulumasını dinlemeye mahkum etmişlerdir. Efsanenin psikolojik terminolojiye kattığı gerçeklik ise karabasan terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu duruma göre kişi ahlaki benliği tarafından kabul edilmediği için bastırdığı istek ve arzularını bilinçaltına itmek ve bu arzu ve isteklerde rüyasındayken dışa vurulmaktadır. Rüyada kişi bu istek ve arzularının doyuma ulaşacağı noktadayken benliğin istemediği bir olay gerçekleşeceği için kişi korku ve panik içinde uyanmaktadır. Rüya durumunda bilincin bilinçaltını uyguladığı perde aralandığı için kişi gerçekleşmesini istediği olayları gerçekmiş gibi algılayacaktır. Lakin süperego yani insanın edindiği alaki parçası ise de devreye girip tekrar bu perdeyi kapatacak ve bastırılan arzu ve istekler bilinçaltına tekrar gönderilip kişinin benliği korunacaktır. Efsane ve mitler de sahip olduğumuz dilin kurallarına tabi olup birer sözlü anlatı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan efsane ve mitlerde olan üç kural şöyle olacaktır. 1. Efsane ve mitler anlamlı ise bu anlam birbirini oluşturan ayrı öğelerden değil öğeler arasındaki birleşme tarzından ortaya çıkmaktadır. 2. Dilin özelliklerine bağlı olsalar da kendilerine has özellikler de barındırmaktadırlar. 3. Bu özellikler dilbilimsel düzeyin üstünde bir yerde aranmalıdır. Bu üç özellik biraz kafa karıştırmış olabilir. Bunu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. Hayat sözcüğü dilbilimsel açıdan ses birimlerinden yani fonemlerden oluşmaktadır. Yani harflerin ağızdan çıkardığı seslere denilmektedir. Biçim birim yani morfen barındırırlar. Yani sözcüğün yazılış biçimi vardır. Son olarak da anlam birim olan semanteme sahiptir. Hayat kelimesinin anlamı yani. Efsanelerde de bu üç özellik vardır ve bunların birleşimi efsanelere anlam katar. Ancak efsaneler kelimelerden daha üst bir boyutta bu üç özelliği birleştirmektedir. Çünkü kendilerine az özellikler barındırmaktadırlar. Üstelik bu özellikler de bir kelimede gördüğümüz üç özellikten ziyade bir cümlede yani yani efsane birimde kendini göstermektedirler. Ayrıca tıpkı romanlarda olduğu gibi efsane ve mitlerde de olaylar art zamanlı ve eş zamanlı şekilde meydana gelmektedir. İşte efsanelerle ilgili tüm bu özellikleri ortaya koyan kişi Levi Strauss bunları son örnek olan Oedipus efsanesine uygular ve efsanenin içerdiği gizli anlamları keşfeder. Efsaneye göre Oedipus Tebai'nin mitolojik kralı Laius ve eşi Yokaste'nin oğludur. Efsanede Kral Laios, Pelops'un oğluna tecavüz ettiği için lanetlenir ve bu lanette yeni doğan oğlu tarafından yani Oedipus tarafından öldürüleceği üzerinedir. Bunun üzerine Laios, oğlunun vahşi hayvanlara yem olması için bağlı bir şekilde ormana bıraktırır. Oedipus'u bir çoban bulur ve çocukları olmayan Korint kralı Polibos ve kraliçe Merope'ye armağan eder. Oedipus mutlu bir şekilde büyürken bu mutluluk bir şölen sırasında gölgelenir. Çünkü şölende sarhoş bir davetli tarafından evlatlık olduğu izlenimini edinir. Anne ve babasını sorgulasa da inkar ile karşılaşan Oedipus, Delfoi'ye bir kahine danışmak için yola çıkar. Kahin, Oedipus'u hor görerek evlatlık olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakır. Lakin babasını öldüreceği ve annesiyle birlikte olarak soyunun zina ürünü şeklinde türeyeceği kehanetinde bulunur. Bu kehanet karşısında dehşete düşen Oedipus, üvey babası Polibos ve üvey annesi Merope'nin yanına dönmez. Yollara düşen Oedipus, delfoiden çıkan dar bir yolda yaşlı bir adam ve birkaç hizmetçisine rastlar. Yoldan kimin önce geçeceği tartışılırken yaşlı adam Oedipusa iki kamçı darbesi indirir. Bunun üzerine Oedipus, yaşlı adam ve hizmetçilerini öldürür. Oedipus yollarda ilerlerken Tebaiye'ye varır. Şehrin üzerinde bir bela vardır ve bu belada çi et Yen Sphinx'tir. Sphinx yolundan geçen yolculara bir bilmece sormakta ve bilemeyenleri de parçalayıp yemektedir. Sebaililer kralların yeni kaybetmişlerdir ve bilmeceyi bilene de kralın boşalan tahtını vermeyi kararlaştırırlar. Oedipus Sphinx ile karşılaşır ve Sphinx'in o hangi yaratıktır ki bir süre dört ayak üzerinde, bir süre iki, bir sürede üç ayakla yürür ve doğa yasalarına aykırı olan ayakları en çok olduğu zaman güçsüzdür sorusuna insan yanıtını verir. Cevabın doğru olduğunu gören Sphinx intihar eder. Tebaililer kurtarıcılarına sözleri olan tahtı verirler ve kraliçe Yokaste ile evlendirirler. Bu evlilikten Etiokles ve Polineikes adlı iki oğlu ve Antigone ve Ismene adlı iki kızları da olur. Tebaide yaşanan birkaç mutlu yıldan sonra bir veba salgını baş gösterir. Halk Oedipus'tan yine onları kurtarmalarını ister. Delphoi kahinine danışan Oedipus, kahinin orada yaşayan mutlu günahkarın kovulması gerektiği sözleri üzerine eski kral Laios'un katilinin cezasız kalmayacağına and Sonra kör kahin teyresi danışan Oedipus, katilin ta kendisi olduğunu anlar. Çünkü Delphoi'ye giderken öldürdüğü yaşlı adam kral Laios'tan başkası değildir ve Oedipus da hem babasını öldürmüş hem de annesi Yokaste ile evlenmiştir. Strauss, Oedipus efsanesinde art zamanlı olayları soldan sağa ve eş zamanlı olayları da alt alta koyarak efsane birimleri ilgili kutulara yerleştirir. Aynı kolonlar benzer ve ortak ilişkileri içerirken yan yana duran kolonlar ise birbirinin zıttını içermektedir. Oedipus efsanesindeki ilk kolon abartılmış kan bağını yani öz anne ve baba ilişkisini içermekte. İkincisi Ise az abartılmış kan bağını yani evlatlık edindiği aileyi üçüncüsü ise anormal yaratıkları ve bu yaratıkların öldürülmesini yani Sphinx'ı son kolon ise düzgün yürüme güçlüğünü yani topallığı Oedipus'un topal olmasını içermektedir İlk iki kolon birbirinin zıtlıkken son iki kolonda bir zıtlık görünmemektedir. Lakin insanların doğabilmesi için öldürülmesi gereken canavarın Sphinx olması neticesinde bu durum anlaşılmaktadır. Zira dördüncü kolonda örtülü bir anlam yatmaktadır. Bu anlamda yeryüzündeki efsanelere göre topraktan doğan yaratık veya insanların sendeleyerek yani topallayarak topraktan doğmasıdır. Strauss'un çözümlemesine göre efsanede aslında insanlığın karşılaştığı zorlu ikilemler ele alınmıştır. Zira abartılmış kan bağı ve az abartılmış kan bağı ile insanların topraktan doğuyor olması temel iki soruna örnek vermektedir. Bir kişiden mi yoksa iki kişiden mi doğduğumuz sorusu ile aynı şey aynı şeyden mi yoksa başka bir şeyden mi doğar sorusuna yönlendirmektedir bizleri. Yani biz insanların doğumu anneye mi yoksa babaya mı bağlı ile biz farklı bir nesne olan topraktan mı doğduk yoksa aynı nesne olan insandan mı doğduk sorusuna. Her üç örnekte de görüldüğü üzere efsane ve yamitler bizlerin hiç ummadığı kadar derin anlamlar barındıran ve aslında o dönemin insanların belki de günümüzdeki çoğu insandan bile oldukça farklı ve derin düşündüğünü gösteren niteliktedirler. Sonuçta efsane ve mitler belirli kültür ve toplumlara aitmiş gibi gözükse de aslında bunların yaratım süreci oldukça eskilere, belki de millet bilinci oluşmadan da gerilere, mağarada yaşadığımız dönemlere kadar uzanmaktadır. Ne dersiniz? Eskinin insanlarını aptal diyebilir miyiz? Peace.